85'te e-mail attım dediniz ve internetin hızlı gelişimi vesaire. Ben sizin bir İzmir konuşmanızı dinlemiştim. Aslında bunların üstünde bir akıl var. Yani interneti, teknolojiyi orada üretip, işte Silikon Vadisi, üniversiteler, Ar-Ge vesaireli üretip dünyaya yayan ve onları sadece bizim kullanmamızı öngören, hani geliştirmeye de çok imkan bulamadığımız bir yapı var. Yani siz o İzmir konuşmanızda da bahsetmiştiniz. Bu teknoloji anlamlandırma, teknoloji öğrenme noktasında neler yapmak lazım? Bu teknolojiyi kullanmak, yani yeni çıkan teknolojilere, sosyal medya gibi, mesela biz 5 sene önce sosyal medya diye bir şeyden bahsetmiyorduk. Evet. İşte 25 sene önce de web diye bir şey yok. Temel soru şu: bizler, Türkiye'de bizim halkımız, tahsillisi, tahsilli olmayanı, her seviyede insan teknolojiyi kullanmaya bayılıyor. Evet. Bilhassa bu mobil telefonlar, hakikaten Türkiye'de bu konuda biraz sosyal bilimcilerin de biraz doktora falan çalışması falan yaptırması lazım. Beklenenin çok üstünde. Teknolojiyi seviyoruz biz. Seviyoruz, yani teknoloji harcamayı seviyoruz. Dolayısıyla o teknolojinin tüketicisi konumundayız. Ama asıl önemli olan burada ne oluyor? Bizler teknolojiyi tüketiyoruz. Bunu geliştiren insanlar bu işten para kazanıyorlar. Yani biz müşteri, onlar da satıcı ve bu işten para kazananlar. Bakıyorsunuz işte yüzlerce milyar dolar yılda satış yapıyorlar. İşte bu bizim kullandığımız Twitter, Facebook falan, bu şirketler işte yüzlerce milyar dolar değere sahip oluyorlar. Biz de burada eğleniyoruz işte. Biz eğleniyoruz, onlar da para kazanıyor. İkisinin de olması lazım yani. Bizim de eğlenmemiz lazım. Ben de kullanıyorum Twitter'ı. Diğer sosyal medyayı kullanmıyorum. İşte bizim Türkiye olarak, Türk toplumu olarak artık dünyada sadece teknolojiyi tüketen değil, tüketmeye de devam edeceğiz ama üreten bir konuma da gittikçe gelmemiz lazım.